Arkadaşlar merhaba. Bugün sizler için Rampage'in yeni ürünü Miracle M1 modelli mouse'unun makro programını inceleyeceğiz. Makro programındaki tüm detaylara değineceğiz. Öncelikle desteksegment.com üzerinden her zamanki gibi ürünümüzün model numarasını yazarak makro programına indiriyoruz. Miracle M1'i yazdık. Makro programını buradan indiriyoruz. Evet, shift tıklayarak programı kurmaya başladık. Next diyoruz. Next install. Launch programı işaretleyelim. Direkt açılsın. Evet, programımız yüklendi. Görsel bu şekilde. Basic Setup bölümünde left buton, right buton, middle buton gibi 8 farklı tuş var mouse'umuza ait. Buradan herhangi bir ayar ataması yapabiliyorsunuz. Çift tıklama atayabiliyorsunuz. Veya bir makro ataması yapabiliyorsunuz. Kısa yol atayabiliyorsunuz. Medya tuşları atayabiliyorsunuz. Burada 8 farklı tuş var. Sadece şu left tuşuna herhangi bir atama yapamıyorsunuz. Diğer tuşlara atama yapabiliyorsunuz. Left butona da atama yapabilmek için öncelikle başka bir tuşu left buton olarak ayarlamanız gerekiyor. Daha sonra buna da atama yapabiliyorsunuz tabii ki. Bunun haricinde bu sayfada 4 farklı mod olduğunu görebiliyoruz. İstediğiniz moda, istediğiniz tuş ayarını yapabilirsiniz. Hangi modu kullanmak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Reset butonumuz burada. DPI Setup bölümüne gelelim. Burada Pointer Precision bölümü var. Burası mouse'un imleç hızı. Ne kadar düşük olursa o kadar yavaş imleç hızı ilerliyor. Ne kadar yüksekse o kadar da hızlı bir şekilde imleç ilerliyor. Well Speed kısmında scroll'un sayfalar arasında geçiş hızını ayarlayabiliyorsunuz. Ne kadar yüksek alırsak o kadar büyük parçalarla sayfa geçişi yapabiliyor. Ne kadar düşük alırsak o kadar kısa kısa adımlarla sayfa arası aşağı doğru geçiş yapabiliyor veyahut da yukarı doğru. File Speed daha önceki programlardaki anlattığımız gibi zaten. Ne kadar düşük olursa o kadar iyi file hızı olarak. Burada sağ tarafta DPI ayarları var. 4 farklı DPI modumuz var. Mouse'un şu tuşu DPI döngü tuşu. Buradan DPI değişikliği yapabiliyorsunuz. Bu 4 mod arasında geçiş yapabiliyoruz şöyle gördüğünüz gibi. Şu bölümlerden bu modları düşürebiliriz. Yani 2 farklı DPI modu kullanmak istiyorsunuz örnek veriyorum. Bu şekilde alıp Apply'a basarsınız. Ve DPI sadece 2 mod arasında geçiş yapar. Buradan ona göre ayarını da yaparsınız. Örnek veriyorum DPI 3'te ne kadar 1400 DPI'de kullanmak istiyorsunuz. DPI 4'te 7200 mesela. Onu da biraz kısaltabilirsiniz. Bu size kalmış bir durum. Veyahut da bunları tamamını işaretlersiniz. İşte DPI Apply diyelim. 2 modda geçiş yapıyor hani. DPI 1'de 1200, DPI 2'de 2400, DPI 3'te biraz daha yükseğe alırsınız. Bu şekilde kullanabilirsiniz bu bölümü de. Evet, son olarak makro menüsüne geliyoruz. Burada sağ tıklayıp makro grup diyeceğiz öncelikle. Buraya herhangi bir isim verebiliriz. Deneme diyorum. Daha sonra sağ tıklayıp new makro diyoruz. Buna da kendiniz sağ tıklayıp rename diyerek yeniden isimlendirebilirsiniz. Deneme 1 diyelim. Ve record butonuna bastığımız zaman kaydımız açılıyor. Burada 1 ve 2 tuşlarına basalım. Stop diyorum. Makroyu durduruyorum. Şimdi 1'e 84 milisaniye hızla basmış. Daha sonra beklemişiz. 1621 milisaniye. Ve 2 tuşuna basmışız. 78 milisaniye boyunca. Bunları kendiniz sağ tıklayıp modifiye edebiliyorsunuz. Bu bölümü kısaltabilirsiniz. Yani bu zamanı kısaltabilirsiniz. Veyahut da daha da arttırabilirsiniz. Bu size kalmış bir durum. Örnek göstereceğimiz için bunları hemen düşürüyorum. Hızlı bir şekilde işlemimiz olsun diye. Şu an mesela bunu kaydettik. Basic Setup'a geliyoruz. Bunu işte 8 numaralı backward tuşuna atayalım. Makro menüsüne geliyoruz. Buradan denemeyi seçiyoruz ve deneme 1. Oluşturduğumuz makroyu seçip Apply butonuna basıyoruz. Daha sonra bir metin belgesi açıp bunu deneyeceğiz. Metin belgesini açtık. Hemen şöyle göstereyim. Öncelikle metin belgesi seçili mi? Evet, seçili. Bu tuşa bastığımız zaman
1-2 yazıyor. Makro ayarı bu şekilde, direkt yazma olayı bu şekilde daha doğrusu. Burada zaman da koyabilirdik. Örnek veriyorum, şunu modifiye işte 10.000 yapalım. Enter'a bastık, kaydettik. Apply'a basıp kaydettik. Basic'e geldik. Basic Setup'ta da seçili zaten. Apply butonuna basıyoruz. Şurayı silelim. Bakın. Geri butonuna bastım. 1 yazdı. Şimdi birazdan 2 yazacak. 10.000 milisaniye çünkü bir zaman koyduk oraya. Şu an gördüğünüz gibi 2 yazdı. O zaman bu işe yarıyor. Bu aradaki zaman ne kadar fazlaysa o kadar beklemiş oluyor yani basmak için. Bunun haricinde bu tarafta işte wait times veyahut da run until release diye seçenekler var. Wait times'a bir tekrar atayabiliriz. Şunu öncelikle bir düşürelim. Modify 10 yapalım bunu yine hızlı olsun diye. Buraya biz 10 yazabiliriz veya ne bileyim 12 yazabiliriz. Bunu apply dediğimiz zaman bu makroyu 12 kere tekrarlayacak. Deneme 1'i zaten seçili. Yine de biz apply diyelim. Şunu silelim. Şu an backward tuşuna basıyorum. 12 tane 12 yazdı şu anda. Tekrar şöyle göstereyim. Basıyorum. 12 tane 12 yazıyor. Şunu tekrar makroyu seçelim. Burada read times değil de run until release diye bir seçenek var. Bunu seçelim. Kaydedelim. Apply butonuna basalım tekrar. Şimdi burada da biz basılı tuttuğumuz sürece yazıyor. Yani bu tuşa ne kadar basılı tutarsak bu makroyu o kadar süre tekrarlıyor. Yani sonsuz döngü şeklinde. Bıraktığım zaman bırakıyorum. Aşağı inelim. Bir kere bastım çektim mesela. Bu şekilde. Sürekli basılı tuttuğum zaman da sonsuz döngü şeklinde çalışıyor. Şimdi deneme 2 diye makro açalım. İsmine deneme 2 diyelim. Enter'a bastık. Insert bölümünden bir left buton ataması yapalım. Yani sol buton. Down dediğimiz zaman sol butona bastık. Şimdi after bölümünden de sol butona up diyoruz. Yani left butona up diyoruz. Kaldır diyoruz. Yani butona bas, tuşa bas ve kaldır anlamına geliyor bu. Ve buraya da bir yön ataması ekleyeceğiz. Yani yön ataması sekmemek için tabii ki, tahmin edersiniz. Sekmeme ayarı için bunu yapılıyor. İşte sol klik ateş tuşu ateş ediyor. Ve bu insert bölümünden de Y artı olarak buradan atama yapacağız. Y artı yaptığımız zaman imleç aşağı doğru inecek. Y eksi yapsaydık yukarı doğru çıkacaktı. Veyahut da burada işte X, Y de var. X eksi yapsak sola doğru gidecekti. X artı yapsak sağa doğru gidecekti. Bu da bunun için. Buradaki 10 modifi deyip bunu değiştirebiliyorsunuz. Bunu daha az da yapabilirsiniz. Yani bunu kullandığınız silah göre artık siz kendiniz belirleyeceksiniz. Bu değeri biz şimdilik 5 yapalım. Apply butonuna bastık. Basic Setup'tan tekrar makroya gelip deneme ve deneme 2'yi seçiyoruz. Bu sekmeme makrosu için. Apply butonuna bastık. Şu an şöyle göstereyim hatta. Bu tuşa bastıkça imleç aşağı iniyor gördüğünüz gibi. Burada deneme 2'yi tekrar seçelim. Run until release seçeneğini işaretlediğim zaman, yani daha önce örnek veriyorum read times'e işaretlediğim zaman buraya bir tekrar girdiğimizde bunu bu tekrar kadar tekrarlıyor. Ama biz run until release'i seçeceğiz. Apply butonuna bastığımız zaman tekrar burada da basalım. Şimdi biz bu tuşa ne kadar basılı tutarsak o kadar aşağıya doğru inecek. Yani silahla taradığınızı düşünün. Şu an tarıyoruz ve silah yukarı çıktıkça bu da sürekli aşağı inmiş olacak bu şekilde. Şu an bıraktım mesela. Tekrar basılı tutuyorum, bırakıyorum, basılı tutuyorum ve bırakıyorum.
ne kadar istersek o kadar çalışıyorum şeklinde de. Şu insert bölümünü bir kere daha ifade etmek istiyorum. Insert previous dediği önceki yere ekle diyor. Yani önceki yere, şu an burası seçiliyse bunun üstüne ekleyecek. Insert after dediğimiz zaman da burası seçiliyse bunun altına eklemiş olacak tuşu. Biz left tuşu hem aşağı hem şu yönlere bakarak hem aşağı hem yukarı diye ayarladık. Yani aşağı derken left tuşuna bas ve çek diye bunun ayarı yapıldı. Bu yüzden insert bölümünden ilk önce down'u seçtik. Left butonu seçip down'u seçtik. Daha sonrasında left butonu seçip up'ı seçtik ki kaldırsın, tuşu bıraksın. Yani tuş sürekli basılı kalmasın. Bu şekilde bir ayar yapıldı. Yani bundaki detay da bu şekilde. Burayı dediğim gibi modifiye ederek kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Burada ne kadar fazla bir sayı yazarsanız o kadar daha çok aşağıya doğru inecek. Bunu kullandığınız silaha göre ayarlayacaksınız siz dediğim gibi. Evet, Miracle Ember'ın makrosunda, yani makro programında değinebileceğimiz tüm ayarlara değindik. Program sade. Yani üzerinde bulunan ayarlar standart bir mouse'da, yani bir oyuncu mouse'un olması gereken ayarlar kadar yeterli falan. Sade ve güzel bir program var. Evet, Rampage Miracle M1 modelli mouse'un makro programını da incelemiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.